Emekli olacak. Patrona demiş ki elbette emekliysen hakkın emekli olabilirsin. Ama demiş emekli olmadan önce son bir arzum var, bir isteğim var demiş. Bana bir ev daha yap demiş. Barangoza. Barangoz da istemiyor ya. Artık savsaklıyor. Malzemeden çalıyor. Böyle işte rastgele bir ev yapıyor. Emek vermiyor. Hünerlerini göstermiyor. Güzel bir şekilde yapmıyor. Patron diyor işte dön ya biz de iş olsun diye yapalım diye. Evi yapmıyor. Patrona haber veriyor. Diyor ki patron diyor ev bitti diyor. İstediğiniz ev bitti diyor. Gelip bakabilirsin diyor. Patron geliyor. Evi geziyor. Ondan sonra evin anahtarını o marangoza veriyor. Diyor ki sen diyor yıllarca bana hizmet ettin. Yıllarca bana hizmet ettin. Emek verdin. Bu evi ben sana hediye ediyorum diyor. Güle güle kullan diyor. Marangoz utanıyor. Yerin dibine giriyor. Çünkü iyi çalışmamıştı. Samimiyetsiz davranmıştı. Gönülden çalışmamıştı. Emek vermemişti. Evet, maharetini göstermemişti. Baştan salma yapmıştı. Onun için utandı. Keşke baştan bilseydim bu ev benim olacak. Onu nasıl da yapardım en güzelini diye düşünülmüş. Evet. Aziz kardeşler. Marangoz biziz. Marangoz biziz. Ev yapıyoruz. Nereye? Cennete ev yapıyoruz. Her gün bir çivi, bir tahta, bir birket, bir kerpiç, bir tuğla koyuyoruz. Bunu ihlasla koyalım, samimiyetle koyalım, en güzelini koyalım. Kendimize yapıyoruz kendimize. Derler ki cehennemde odun bulamaz, kişi buna yakacağını kendi güldürür. Anladım ki cennete giden de gülünü, zambağını, bağını, bahçesini, sarayını, köşkünü buradan kendi götürür. Kendimize yapıyoruz. La yenfe'uhu şükrü men şeker ve la yadurruhu küfrü men kefer. Herkes inkar etse o inkarlar, o küfürler Allah'a zerre kadar zarar vermez. Herkes 24 saat secdeye kapansa, şükretse o şükürler Allah'a fayda vermez. Evet, ne yapıyorsak kendimize. Onun için en iyisini yapalım, en güzelini yapalım. Yedeğimiz yok, hiç hayatımız yok. Bir lafa yapacağız, en iyisini yapalım inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hakkınızı helal edin inşallah.